Sevgili arkadaşlar, hepinize merhaba. Şahane cumalar, güzel bir gün diliyorum sizlere. Bugünkü konuğum benim en toy zamanlarımı bilen çok kıymetli bir kadın. Hayatımda o kadar önemli bir yeri vardır ki abartmıyorum. Beni iyi tanıyan, çok ilginç dönemlerime şahit olan ve sanırım bir şeyler olmaya, kendimi hayatta meslekle birlikte var etmeye çalıştığım yıllarda her şeye çok yakın şahit olan bir kadın aslında. Kendisi Suzan kardeş. Benim için o kadar değerlidir ki her şeyiyle. Ben de onun kulislerde bildiği ama sizinle de sonrasında paylaştığı bambaşka bir kariyerini biliyorum. Başlangıcını biliyorum desem daha doğru olur. Sohbet edeceğiz, güleceğiz, ağlayacağız belki. Şimdi onu almaya gidiyorum. Sizleri seviyorum. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi sakın unutmayın. Günaydın. Aşkım. Günaydın. Nasılsın? Ya ne güzelsin. Sen ve seni ne kadar uzun zamandır görmüyorum. Çok güzelsin. Ya. Parlıyorsun ki. Canım benim. Ay. Suzan kaç yıl oldu? Kuvayi Milliye ya. Abi. Darülbedai Kuvayi Milliye. Ne be, öyle diyorum ben zaten ya. Ah, Toto Karaca'ya bile makyaj yaptım ya, ben. Ya ne yürü. Güzel. Adile abla, biz turnelerimiz ya. Vardı. Adile Naşit, Hulusi Kentmen. Ay, tüylerim diken diken ya. Oluyor ya. Sen Türkiye'nin efsanelerine dokunmuşsun. Sen ya. Sen ne diyorsun? Ben bir tek... Bak, o çok üzülürüm ama buradan da çok sevdiğim için ona selam göndereyim. Oya Tolga'ya. Mesela Zeki Müren'e makyaj yapmadım ve çok kıskanırdım. Ah mesela. Gerçekten çok mi? Çok isterdim dokunmayı ona. Değil mi? O olmadı ama canım arkadaşım Oya Tolga. O hep ona makyaj yapardı. Onların öyle ayrı bir dostluğu vardı. Hı-hı. Ama aklım kalmıştır yani. Niye ona kalmaz ben mı ya? Bak mesela ya, Kemal Sunal'a hep isterdim, kısmet olmamıştı. Abi son reklamında ben çalıştım. Gerçekten mi? O kadar şeyim ki o konuda, içim rahat ki. Ah ne güzel. Çok içim rahat. Ondan sonra... Suzan, bir şey soracağım. Bu nasıl bir duygu? Nasıl bir duygu? Yani sen mesela benim yarım için... Yarım kalıyorsun. Böyle bir tarafında bir eksiklik var. Her konserinde Sezen Aksu'ya dokunan kadındın ya. Evet. Sezen Aksu benim hani her şeyim. Hani ilkokulda o benim süt annemdi diye yalanlar söylediğim kadın. Yemin ediyorum. Karne günü büyük patlamıştım. Çünkü koca bir yıl bütün sınıfı idare ettim. Abi karne günü o dönem anneler gelirdi. Sınıfta kenarda beklerlerdi biz karnemizi alırken. Benim annemi bir yakaladılar. Sezen Aksu, Ezgi'nin süt annesi mi diye. Evet Suzan. Annem bana bir baktı. Ay, bir hiç unutmam. Yapılacak hiçbir şey yok. Yakalandım. Bana böyle yaptı. Yok evladım yok dedi. O dedi şeytana papucunu ters giydirin. Öyle bir şey yok dedi. Abi ya. Aklına nereden o gelmiş ya? Ya süt annem o kadar... demek hani yakala. Evet çocuk süt anne işte... mantığı nereden var bilmiyorum. Herhalde filmlerde duymuşum. Bir de şey o. Ya annem olamayacağını bildiğim bir daha, için. Bir daha görmeyeceğim bir yani süt ya, vermiş o kadar. Hani kimse de doğru, görmez bak, bir daha. Aynen öyle. O dönem sütümü vermiş. Annemin sütü kesilmiş yani, diye. Annem olamaz, sadece süt annem. Aynen yani, öyle. Hiçbirinizin görme şansı yok. Yani görme şansı biz Sezen Aksu. Bak Ezgi, bir şey söyleyeyim sana. Sen biliyorsun benim arabaya geleceğimi. Niye bir çay koymuyorsun şuraya? Kız yemin ediyorum çay değil kahve alacaktım. Kahve içmem ben. Şuraya bir çay koyamadın mı yani? Koyamadım. Bu mu misafirperverliğin senin ya? O kadar ya? Haklısın ki Suzan. Ya bütün misafirlerine bunu mu yapıyorsun? Evet. Misafirin sana çay çiçek getiriyor. Abi. Ay Suz ya. Misafirin sana hediye getiriyor. Sen ya. Bir kere... kadınlara çiçek çok yakışıyor. Arkadaşlar bunları Suzan yapıyor bu arada. Evet. Bu kadın deli çünkü. Evet, yani, dün akşam yaptım sana bunu. Gerçekten evet. Mi? Elinden her iş geliyor diyoruz ya. Gerçekten her iş geliyor. Ay ne yapayım, insanların yüzü gülsün be. Güzel çok değil mi? Acayip bak işte bir kadınsın. Böyle iki tane bir şey. Çok özel bir kadınsın. Da kadını güzel yapan. Bu yerden gidiyorum aman aman aman. Yolcuya durmak olmaz. O yana da dön de sar beni.
İstanbul'un kızın havasına güvenmeyeceksin derlermiş. 2018 kışının ilk karı dün yağdı. Ve bugün günlük güneşlik hava. Yanıyoruz. İstanbul gibi. Vallahi billahi. İstanbul, sana bir şey söyleyeyim. İstanbul öyle bir şehir ki. Öyle bir şeydi. Yani birçok yerini gezdim ülkelerini ama. Avrupa'da doğdum biliyorsun. Ama İstanbul var ya, canın ölmek istemiyor burada. Ya. Hiç canın ölmek istemiyor. Hiç. O kadar bitmeyen bir şehir ki. Ki o kadar gezdim. Biz sinemacıyız bir de çok. Tabii. Hani herkesin giremediği mekanları girmiş görmüş insanlarız. Tabii. Bitmiyor abi bu İstanbul. Çok acayip bir yer. Canım hiç ölmek istemiyor. Hiç. Eskiler ne yaparmış biliyor musun Ezgi? Çok hayal etti. Eskiden önemli şey neymiş? Ev almak. Hı hı. Bir evi olsun insan. Hı hı. Halen de öyle ama eskiden o kadar önemliymiş ki başını sokacağın bir evin olması. Hı hı. Şimdi o evini aldığın zaman muhakkak şöyle yaparlarmış. Bir tuğlasını eksik koyarlarmış. Bitmesin. Sebep? Bittiği zaman, çünkü istediğin olmuş ve artık gidermişsin. Hadi be. Evet. Onun için çok istediğin şeylerin bazı ucu yarım kalmalı bir şeyler. Çünkü o zaman ömrün onu tamamlamak için geçiyor gibi oluyor. Yani güzel, tamam ben bunu hallettim var bittim ama demeyecekmişsin yani. Hiç bitsin şey. Evet. Demeyelim diye. Yani, çok acayipmiş. Ha, aşkınız da bittiği zaman üzülmeyin, yenisi gelir. Ne güzel bağladın ha. Ne güzel bağladın. Bunu sana yazdığımı bilmezsin. Bir yabancı şarkı gibi dinlersin. Benim için önce Tanrı, sonra sensin. Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter. Seni yerim. Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter. Hoş geldin mekanımıza. Hoş bulduk. Gizli cennetimiz. Şimdi yani arama motorunda Suzan kardeşle ilgili aranan sorular, tahminin neler olabilir? Seninle ilgili neleri merak ediyor olabilirler sizi? Ne olabilir? Nasıl şarkıcı oldun? İşte makyaj trendleri, köfte nasıl yapılır? bu yaşta nereden çıktı bu şarkıcılık? Hayır, hiçbiri değil şu anda. Ben ilkini açtım. Yalan. Ay, söylüyorum. Soruyorum daha doğrusu. Suzan kardeşin kariyer hayatındaki kırılma noktası nedir? Sezen Aksu'dur. Kaç yılında? Albüm mü? Sezen'le tanışman kaç yılı? Sezen'le tanışmam. Ay kız söylesem mi? Bilemedim yani. Söyle söyle be. 86. Hey maşallah. Olur mu 86? 84. 84 mü? 84. Ah be. Sana Kuvayi Milliye diyorum. Niye diyorum? Vay be. Peki bu albüm olayı, yani kırılma noktası dediğin, buna karar verilmesi değil mi? Tabii, çünkü benim hayatımda aslında... O günü hatırlıyor musun net bir şekilde? Şöyle hatırlıyorum ben. Aslında bunu yıllar önce her şeyi yaptığım için ben Sezen'i de şey yapmazdım hani. Kimse bilmezdi ama ben giderdim ona özel manikür pedikür yapardım, saçlarını keserdim evde. Bizim evde de devam ederdi evet, hayatımız evet. Yani. Zaten Sezen'in hayatına girersen çıkmak istemezsin. Aynen bir. Öyle. O eve hep gitmek istersin. Bir de ben Sezen'in hayatından çıkanlara çok üzülürüm. Çünkü bir büyük boşluk hissederler. Hı hı. Ben hayatımda hep korkmuşumdur onun hayatından çıkmaktan. Ya. Çünkü büyük bir boşluk hissedeceğine eminim. Bu öyle bir duygu verir bana hep. Ve ben o sıralarda böyle eve gidiyorum, saçını kesiyorum, boya yapıyorum, bir şeyler yapıyorum. Aralarda derelerde. Sezen şeyi çok severdi bir de, ev yemek, aile yemekleri. Toplar bütün dostlarını, muhakkak her ay bir yerde yemek yenir falan. Ya ne güzel. Şimdi orada herkes şarkılar söyler, onu hı hı. bunu. Ben de bir tane şarkı söylüyorum ya da bir şey, Balkan bir şey söylüyorum hı. falan. O onu takmış kafaya, Sezen. Mühim dedi ki, onu dedi, Suzan'ı bir dinle dedi, bak sesini dedi. Ay ben... Söyle dedi. Dedim ki ben söyleyemem. O notun Sezen Aksu beni dinleyecek. İmkan, ay ne olursun diyor. Bak şaka olur Sezen'e. Bak şaka yapayım. Ama böyle olmaz diyorum. Ona ne var canım söyle dedi. Onu o sırada piyanoda bir şeyler çalıyordu. Sonra dedi ki dur dedi. Sana dedi ben askerdeyken armoni mızıkadaydım dedi. Balkanlardan Cumhurbaşkanı gelmişti dedi. Tito'yu kastediyor herhalde. Aha. O dönem. O gelmişti dedi. Biz ona
şarkılar çaldık dedi, armoni müzika olarak dedi. Gece yapmışlardı dedi. Orada bir tane şarkı biliyorum dedi. Onu çalayım ben sana dedi. Aldı gitarı eline. Şarkı da Yovano, Yovanke, kraj varda rosjediš more, bijelo platno bijeliš, bijelo platno bijeliš dušo, srce moje Yovano. Böyle bir şarkı. Onunla çalıyor. Ne oluyor, ağlayacağım mı? Ay çok hoşuma gidiyor ya. Bu arada sabah yani, sabah sesim neyse. Hayır ya, onunla Tunç diyorsun. Ya onunla çalıyor ama bak o arada bu olmadan önce onu aldı gitti. Ay ne olur Onur Bey, ben söyleyemem size şarkı diyorum. Sezen söyle. Ya ne olur dedi, Sezen Aksu söyle. Tamam bak o zaman şöyle yapayım. Safiye ile gibi perdenin arkasına geçeyim. Ben sizi göreyim. Şaka yapıyorsun. Utanıyorum yani. Adam da abi onunla Tunç. Aynen, Sezen öyle. Aksu ve sen orada şarkı. Türk müziğinin işte kendisine söylüyorsun resmen. Ben söyledim, Sezen böyle yaptı. Nasıl dedi, onu vallahi olur dedi, niye olmasın dedi. Çünkü Sezen takmış o zaman bana albüm yapacak. Bu söyledim sana 25 sene önce. İnanamıyorum. Diyor ki, olur olur diyor onu. Ya hayır onu, onu bey, onu hayır demeyin. Ya hayır deyin diyorum, evet demeyin diyorum. Yok ya niye olmasın dedi. Ay. Onur Bey bak ben kuaförüm, makyözüm falan. Bak olmaz öyle şeyler falan. Ne var canım dedi. Mirel Matyo de manikürcüymüş dedi. Gerçekten de Mirel Matyo de manikürcüymüş. Mi? Evet. Peki her şeyi bırak bir kenara. Aradan yıllar geçti. Benim albüm çıktığında o zaman Milliyet Gazetesi böyle dergisi var ya hani hala çıkıyor. Evet evet evet. Orada işte, Milliyet Sanat değil mi? Evet. O hafta çıkan ya da o ay çıkan albümleri yeni çıkan albümleri dünyada onları koyuyorlar ve yıldız veriyorlar. Evet. Peki sen Mirel Matyo her hafta albüm mü yapıyor, ben her hafta albüm mü yapıyorum? Benim ilk albümüm Mirel Matyo'nun da kim bilir kaçıncı ve biz aynı sayfadayız, aynı sıradayız. Bir tane albüm var hatırlamıyorum şu an, almış 5 yıldız, ben almışım 4 yıldız, Mirel Matyo almış 3 yıldız. Ya şaka bak, yapıyorsun. Çocuklar böyle bir şey hayatımda bu kadar mı? Çok enteresan bir şeydi. O yüzden hani kırılma noktamdır. Evet, her zaman da ömrüm boyunca da teşekkürüm bitmeyecek. Çünkü bana hayatımda ayrı bir kapı, ayrı bir cennet açtı. İkinci soruya geçiyorum. Geç. İnanamıyorum ya. Makyaj yapmaktan en çok keyif aldığı ünlüler. Hepsi. Of. Profesyonel olan herkes. Benim için profesyonellik o kadar önemli ki, çok önemli. Yani sete geliş saati dahil. Aha. Yani ben bilirim ki Türkan Soray 5 dakika geç kaldığında bütün ekipten özür diler. Evet. 5 dakika geç kaldığında. Yani böyle öğrendik, böyle biliyoruz. O yüzden de ben keyif aldım derken hayatımdaki herkes, çünkü profesyonel olan herkes zaten işine saygı duyar. Aynen, evet. Ve sen de ona zevkle makyaj yaparsın. Kesinlikle. Bu kadar basit. Çok haklısın. Evet. Suzan kardeş nereli? Bunu arıyorlar mı hala acaba? Evet, Kosova doğumluyum. Tabii eski Yugoslavya, o zaman bölünmemiş. Aha. Ben Kosova doğumluyum. Biz Kosova'da yaşayan biz Türk sülalesiyiz. Aha. Kökenimiz Konya, Karamanoğulları. Aha. Biz o Osmanlı kökünden gelip oraya yerleşen sülaledeniz. Ama anneannem Boşnak. Biz mesela hani Kosova olunca Arnavut sanıyorlar. Arnavut değilim, Boşnak değilim, Sırp değilim, Hırvat değilim. Makedon değilim. Hakiki Türk'üm ben. Anladım. Orada yaşayan Rumeliliyim. Evet. Tam Rumeliliyim. Evet. Aynı güzel. Peki. Suzan kardeş sahne, makyaj, oyunculuk arasından birini seçse hangisi olurdu? Şimdi seçemiyorum ama tabii ki makyözlük benim hayatımda hayatımı değiştiren bir şey olduğu için. Evet. O yüzden de hep önde olacak. Yani vefam bitmeyecek ona. Bu arada Ezgi ile ilk karşıma çıktığında makyajda ben böyle yapıyorum Ezgi'ye. Ah ya. Bunu sen yokmuşsun gibi anlatacağım. Makyaja oturdu. Böyle dedim ki baksana bir şey söyleyeyim mi? Senden bir şey olmaz. Sen git tencere sat. Sen güzel tencere satarsın. Tava, tencere. Moralini bozacağım. Onun çünkü aslında o zaman da derlerdi ki bana sen birine taktıysan, bulaşıyorsan o ilerler gider. Çünkü ben öyle bilirim. Ben de bunu biliyorum ne olacağını bunun, yani bunun diyorum hala çünkü öyle çocuğum gibi seviyorum. Şey gibi bir, hani daha
ilk karşıma çıkmış. Hemen bingo yani. Biliyorum ne olacağını senin. Biliyordum. Ama bulaşmak işime geliyor. Tencere satsın. Bana diyorum. Makyaj yapacak. Oturdum. Böyle yaptı. Ne istiyorsun? Makyaj mı yapacağız sana dedi. Ve yüzümde de ergen sivilcelerim var bu arada. Ben de böyle yaptım. Yani isterseniz dedim. Böyle bir yaptı. Ondan sonra dedi ki kapa gözünü dedi. Şöyle fara parmağını sürdü. Böyle yaptı. Sonra ötekini aldı. Böyle yaptı. Tamam işte dedi. Yeter dedi sana bu. Fazla bile dedi. Sızan kardeşim bugüne kadar oynamaktan en çok keyif aldığı rol hangisiydi? Kaç tane oynadım ki? Ay beni ne tatlı herkes artist sanıyor. Oynamaktan ya 80'lerdeki... Ben de onu diyecektim biliyor musun? 80'lerdeki Fato Nene çok... Değil güzel mi? Bir karakter. Hala oynuyor, hala. Evet, sürekli tekrarları veriliyor ya. Ama gerçekten eğlenceliydi Suzi. Çok güzel işte o. Yani bir daha olmaz ama olsun. Şimdi ben bu Çocuklar Duymasın'daki Kükrek Kadri'yi de çok seviyorum. Ha. Yani önceleri böyle millet çok eleştirdi. O ne biçim falan diye. Ama ben seviyorum onu. O şimdi gitgide daha şey bir kadın olmaya başladı. Tatlı bir kadın olmaya başladı. Seviyorum onu. Evet. Hadi seni götüreyim bırakayım. Ya hadi daha evet ben toplantıya gideceğim Miyor bir yönetim kurulundayım kusura bakma. Aa, bak buna. Çok havalısın ha. Hem de iş kadınıyım diyorsun nasıl size? Her şey. Gençler sakın tek bir şey yapmayın olur mu? Hayallerinizin peşinde koşun. Tek bir şey yapmayın. Bin tane şey yapın. Öğrenin yani. Durmadan öğrenin. Onlar bir gün işimize yarayacak. Vallahi biriktir cebine ineği sağar gibi ve süt sağar gibi tık 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 topla oralara bak neler oluyor hayatta sonra. Suzan teşekkür ederim. Ben ağzına teşekkür ederim bütün ekibe. Sizleri sana seviyoruz. Çayım olmadı ama olsun. Güler yüzünüz eksik olmasın. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Ya onun gülerden 1 milyon da bana gelsin. Hadi Suzan'ın kanalına buradan oraya.